Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da yepyeni bir mod tanıtımına da sizlerle birlikteyim. Az önce sol alttan gördüğünüz gibi birazcık hata aldı ama olsun, mod yine de natif senaryosu üzerine yapılmış değişik bir mod arkadaşlar. Modumuz Independent Town diye geçiyor. Hemen devam deyip şöyle rastgele sallayalım. Kişisel intikam deyip atını kadere doğru sür. Modumuzda arkadaşlar bu şeyleri bir dakika, K tuşu takılı kaldı, tamam. Bu şehirleri bir devlet yapmış. Yani şehir devleti gibi yapmış. Az sonra göreceksiniz. Tipte hiçbir değişiklik yok. O yüzden tamam diyorum. Mesela Paraben şehrine doğru git. Hemen şöyle gelen elemanı indirelim. Neredesin? Neredesin? Hoppa. Ah, ıska geçtik. Hop, öyle açık gelirsen. Hoppa. Yersin böyle yumruğu şeyi. Gel buraya. Hadi. Güzel. Ya niye donma oluyor? Tüccarcım bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi. Abi. Gördüğünüz gibi. Haritada da renkli renkli. Her yer farklı renkte. Bunun sebebi. Hepsi kendine özgü bir krallık devlet. Biz nerede başladıydık? Paravende. Bir şöyle bir CTRT'yi açalım. Açtık mı? Aynen açtık. Çapulcular devreye geziyor. Aa, kaç tane şey olduğunu göstermiyor bak. Şimdi hemen notlardan taraflara bakalım. Evet. Kingdom of Yalen. İşte King Yale idaresi altında. Verçek, King Kral Verçek falan. Hep şehirlerin ismini koymuş. Her şehir kendi krallığını, işte Bahriye Sultanlığı, Durkuyo Sultan, Durkmurk falan filan. Bu bildiğin Sancaran abi. Bu da Sancaran. Lan adam hep tiplerini aynı koymuş. Hepsi Sancaran tipinde ama farklı bir krallık. Mesela Rivaçek'le savaş halinde falan filan gibi bir sürü yeni şey var. Ben bir envantere XXX basayım. Belki yeni şeyler gelmiştir. Bu arada modu ben de sizlerle bir inceliyorum. Sadece kendi şeyi olduğunu biliyordum. Bir pazar yerinde silah tüccarına bir gidelim. Üstümüze başımıza düzgün bir şey alalım diyeceğim ama hiçbir şey yok. 50-16. Bir ver şunu. Şunu da ayağa takalım. Ele ver. Kafayı da şunu geçir. Onu geçirme. Şunu geçir. Tamam. Şimdi at tüccarından da alamıyoruz. Birazcık da kendimize karakterden level çakalım. Sonra da güç şuradan çevikliğe ver. Zekaya ver. Karizma 2 ver. 2 güç daha ver. Tamam. Şunları fullle. Biniciliği şöyle 6 yap. Daha sonra işte silah ustasıdır. Kalkandır, malkandır. Salla bir şeyler ver atletizme. Şuradan da rastgele çat 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 neye değdi denk gelirse. Biraz da tek el diye verip 100 yapıp tamamdır. Şimdi mesela bir Azgat köyüne gidelim. Gel abi gönüllü. Gönüllü ne geldi? Svadyalı acemi. Ha, normal geldi. O zaman ben bunları yanıma eleman yapayım şöyle. O zaman diğer krallıkların da büyük ihtimal askerleri Svadyalı diye gelecek diye tahmin ediyorum. Mesela Suno şehri. Aynen, bu da Svadya'nın. Bakalım Suno krallığının askerleri ne şekildeymiş. Aynen abi. Yine Svadyalı acemi veriyor. Yani hiçbir orada değişiklik yok askerde. Ama böyle krallık krallık hani ayırması güzel olur. Mesela ben böyle bir şeyse mesela kendi krallığımı kurarım. Giderim atıyorum Verçe'ye. Şuradan başlarım garantiden. Sadece şuraları savunmak lazım.
Hop öyle 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 öyle. Ortalığı dağıtırım. Mesela şeyde bir değişiklik yapmış mı acaba? Gidip bir bakmak lazım. Oğlum CTRT açık değil mi? Şu çapulcuları bir yakala. Teslim ol ya da öl. Ne yaptım lan? Abi beni izle, beni izle. Elemanlar şurada. Oo, çok kötü attım be. Beni takip et. Gel abi. Dırırından. Hoba. Hemen yayaları koşturuyorlar. Gel. Gel abi, koyun keser gibi adamları ezdik ya. Hoppa. Ya siz de ne kazma çıktınız be. İki adamı öldüremediniz şurada. Abi yapacağınız şu. Üstümdeki kötüymüş ya. Gidelim daha düzgün bir şeyler bakalım. Üstümüze başımıza alalım. Suno'da falan vardır belki. Bir şeylerine. Bir şey daha merak ettim. Onu da bakacağım. Ha, benim sevdiğim tek elde satır burada. Başka da bir şey almaya buradan gerek yok. Zırhta var mı düzgün bir şey? Şu 9'luyu ver abi. Şu 35'liyi ver bize. 52 18 ver, bu daha iyiymiş. Aynı gözüküyor. Tamam. At tüccarından da, ha düzgün at almamışız. Bunun hızı fazla, gel. Hızlı gideriz. At tüccarına baktık. Erzaktan da birkaç erzak al ki askerler, Allah domuz aldık, ver bunu. Sıkıntı çıkarmasın. Tamam şimdi. Ha bir şey merak ettim. Şimdi notlar, taraflar. Abi mesela Swadia'nın, tamam mı? Kral Harlus, tamam mı? Kont Klargus. Mesela adamın tipi bu. Kont Klargus. Swadia'dan ne vardı? Kingdom of Snow. Şimdi. Kont Tredian. Grimwade. Kont Rhys ve Kont Place. Şimdi. Tamam. Onu şey yapmamış. Aynı yapmamış. Bu kral şeye göre oradaki bu işte şu Dübelet kime aitse falan, ona göre kendisi, köy kime aitse ayırmış. Yani ben dedim acaba aynıları mı yapmış? Hani şuradaki lordlar burada mı yapmış? Öyle yapmamış arkadaş. Şimdi daha düzgün bir şeyler alalım. Birkaç şeye de, deniz yağmacısına da bir dalayım. Abi biraz savaş yaparak çıkalım. Hemen löp diye kapatmayalım diyeceğim de yok abi. CTRT'yi kapatmışız şimdi. Abi kalabalık grup yok mu ya? En fazla 12 mi? Gelin abi, siz denizsiniz, siz yapamazsınız karda kışta. Oo, hava kapalı. Şuradan yağmur geliyor. Arka tarafa çık ama. Ön taraftan ya. Abi ben bunların dersini lisede görmüştüm ya. Yok kümülümüsler, yok kümülüm bilmem ne. Hücum hücum hücum. Abi hepiniz direkt okçuya girdiniz. Hoppa. Oğlum ben de denizciyim de. Siz deniz yağmacısınız yani. İyi niyetli değilsiniz. Bak. Ne yaptın? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Mod yani. Hani natif senaryosu üzerine boyutu da çok düşük. Aşağıya koyarım linkini. Pardon, linkini koyamam çünkü şeyde Steam üzerinde, Steam atölyesinden indirmeniz gerekiyor. Yani nasıl indireceksiniz modu? Üst tarafta toplulukta atölye var. Atölyeye girip oradan Mount Blade Warband'ı arattırıyorsunuz abi. Orada zaten karşınıza şeyler çıkıyor. Oradan da istiyorsanız arama yerine inde
Pendente, ben adını yazarım aşağıya. Şimdi tam olarak şey yapamıyorum. Yazıp modu bulabilirsiniz. Yani izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve o bu modu bulduğunuz zaman da karşınıza çıkan yerde abone ol tuşuna bastığınızda o indirme yapacak sistem üzerinden zaten mod da yine normal dosya şeklinde aldığınız gibi sizin Warband oynadığınız zaman o native yazan yere gelecek. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.